yaşasın istiyoruz. O nedenle kimseye karşı bizim böyle bir ön yargımız yok. Herhangi bir şekilde muhalefet yapmak adına da söylemiyoruz. Burada sadece var olan bir sorun var. Bu sorunu ileteceğiz. Biz de vekiller olarak ileteceğiz. Tabii. Burada efendim bakın daha önce BİM vardı. Evet. Dünya kadar mağaza zinciri var. Bu yol kapandıktan sonra bu adamlar bile çıktı zaten. Bize bayağı faydası var. 3000 mağazası var. Türkiye'de ise gelip gidiyor. Evet, kapandı. Tek BİM Tekirdağ'da kapandı. Yani şimdi burada sorun var. Yani öyle, niye öyle kapanıyor? Bu bölgedeki esnaf zarar almıştır. Yani müşteri gelişiyor, arabanı park edemiyorsunuz. Yani şimdi şu bölgede otopark sıkıntısı da var zaten. Şimdi bunun tabii bakın, Perşembenin gelişi çarşambadan beri. Otoparkla ilgili sorun olacağı Tekirdağ'da besbelli. Yıllardan beri var olan bir sorun. Belediyeler bu konuda biliyorsunuz yeni bina yapılırken ruhsat konusunda ruhsat vermeden önce bir şey alıyor, otopark bedeli alıyor. Bununla ilgili olarak ya yapılan binanın altında otopark olması lazım, ya da bu aldıkları paraları biriktirerek otoparklar yapması lazım. Fakat bunu biz Tekirdağ'da göremedik. Bu da ayrıca eleştirdiğimiz bir konu. Olanlar da kapanıyor. Şimdi bu Tekirdağ'da ve diğer bütün ilçelerimizde araç sayısı iktidar tutuyor. Yarın öbür gün diyelim 2020 yılında hiç çıkılmaz hale gelecek. Yani biz otopark yapmazsak bu araçları nereye bırakacağız? Gidip de Kırabayır'a bırakacak halimiz yok. Şehir merkezlerinde derhal en kısa zamanda yapılması gerekenler otoparklar. Çeşitli yerlere otoparklar yapılarak bu çözüm üretilmeli. Yoksa biz bunu görmezden gelirsek, kafamızı deve kuşu gibi toprağa gömersek bu sorun yok değil, var. Daha da kötü olur. Biz buradan uyarıyoruz bir kez daha, basınımız da burada. Basın aracılığıyla da hem Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizi, UKOMA yetkililerini ve diğer tüm belediye başkanlarımızı da otopark yapmak konusunda uyarıyoruz. Kaynak var. Sakın kimse şunu demesin, biz de işte muhalefet partisiyiz, hükümet bize izin vermiyor. Böyle bir şey asla katta hiçbir konuda yok. Otopark konusunda olmadığı gibi diğer konularda da belediyemizin, sadece Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin bütçesi 1 katrilyondan fazla eskiyle beraber. Yetki de verildi Büyükşehir Belediye yasasıyla beraber. Her türlü konuda burada karar alma ve çözüm yetkisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki arkadaşlarımız burada, belediye meclislerimiz. O bakımdan bizim sorunları burada çözebilecek paramız da var, yetkimiz de var. Var Allah. Helva yapacak insan bekliyoruz. Tek istediğimiz bu. Evet. Hizmet bekliyoruz.